söyleşi olacağını düşünüyorum. Samimi bir söyleşi olacağını düşünüyorum. Efendim böyle günde İbrahim Çeşmecioğlu'nun söyleşi ve imza günü. Hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Biz tabii söyleşiden önce İbrahim abiyle buluştuk. Ondan sonra soruların üstünden geçtik. Sorulmasını istemediğim bazı sorular var. Sormayacağım. Şaka yapıyorum. Abi şöyle başlayayım. Tabii ki salondaki herkes seni tanıyor. Fakat sen kendi cümlelerinde kendini üzerine biraz anlatır mısın abi? Anlatırım seve seve. Ben Burak doğumluyum, Silivri doğumluyum, Ortaköylüyüm. 1966 yılında Ortaköy'de doğdum. Ve ömrümün 55 yılını orada geçirdim. Birkaç yıl Silivri'de çalışmam hariç, çalışma dönemim hariç. Genellikle Ortaköy'de yaşadım. Bundan da çok hoşnutum. Bizim doğduğumuz dönemde bağlarımız, daha Rumlardan kalan bağlarımız vardı. O çok önemli ve güzel yıllardı. Her taraf yemyeşildi. Ortaköy'e baktığın zaman zümrüt yeşili bir yerdi. Erdinç abim burada eskilerden. Erdinç abim çok da iyi bilir o dönemi. Belki biraz sonra söz alıp anlatacaktır da. O mutluluğu, o huzuru sabahleyin üzüm tanesine çiğ vurduğu dönemleri, zamanları yaşadık. Kütür kütür üzümleri yedik. Ve o üzümlerin, o bağların, o güzelim yerlerin arsaya dönüşmesi, satılması içimi cayır cayır yapıyor. Bunu da söylemeden, hemen daha sözümüzün başında söylemeden edemeyeceğim. Bizim sizinle tanışmamız şeyde 90'lı yıllarda. Evet, evet. Siz o zaman Boyacı Bayırı'nın hemen sol tarafında esnafsınız. Engin Gıda. Engin Gıda. Ben de Engin Gıda'ya geliyorum, gazoz yapıyorum. İşte 20'li yaşlarda rüyada bu ama şeyi duruyoruz abi o zaman, siz çok sert duruyoruz böyle. Polit duruyoruz. Evet, sert duruyoruz. Ben hani o meslek gereği bizim bir satış noktasına girdiğimiz zaman ortak noktalar bulmamız lazım ki konuyu açabilelim. Sizinle ortak noktamız da kitaplardı. Ondan sonra kitapları gördüm. 90'da nerede gördün kitapları ya? Şeyde, Engin Gıda'da lafın üzerinde. Lafın üzerinde. Evet. Hatırlıyorsunuz işte siz de zaten. Evet, evet. Hep bulanırdı. Şimdi, ben bir şey oldu mesela, mutfağıyla sohbet ederken de, polisi üstüne sohbet ederken de şeyi sevmiyorum abi, nostaljik konuşmayı sevmiyorum. Ondan sonra bir 80'li yılların Silivrisi, bir 90'lı yılların Silivrisi, bir 2000'li yılların Silivrisi, şu an Silivri'nin geldiği nokta, bir değerlendirme alabilir miyiz sen? Elbette alabiliriz. Daha eskiden başlayayım. Hatta biraz önce bıraktığım yerden başlayayım. 90'lı yılları gelene kadar 12 Eylül'de yaşadık biz. Çok net hatırlıyorum 12 Eylül'ü ve kitabımda yazdım. Kendi dağılımdan, kendi bakışımdan o günlerdeki insana olan, topluma olan, sokağa olan tahakkümü ve baskıyı yazdım. Yazmak ihtiyacı duydum çünkü yazar toplumsal düşünüşün toplama olmak zorundadır. Eğer böyle bir iddianız yoksa, insan psikolojisini bilmiyorsanız ve toplumcu gerçekçi bir anlayış ortaya koyamıyorsanız yazdıklarınızın çok da kıymeti kalmıyor değerli arkadaşım, sevgilerim. Onun için ben bunları iş edindim, dert edindim, yazmaya başladım. Yazdıklarımın büyük bir kısmını da zaten derleyip toparlayamadım çünkü yeni yazmak eskileri onarmak ve tamir etmekten daha kolay. Belki bundan sonra yeni bir çalışmaya, göçle ilgili bir çalışmaya başlayacağım. Aklımda öyle bir şey var ama henüz kendi zamanını yaratmadı galiba o roman. Bekliyorum. Bir de Ortaköy'ün eskiye geleceğim. Sen nostaljik anlamda anlat dediğin için daha eskiden en başta işin çekirdeğinden başladım çocukluğumda. Molla Osman vardır bizden öncesi. Molla Osman Ortaköy'ün kurucu muhtarıdır. Yani Türklerin yerleşik olduğu zamandan, dönemden, Ortaköy'den, sürgün döneminden, sürgün ismini aldığı yıllardan bu zamana kadar gelen anacağımız ilk muhtardır Molla Osman. Onun hikayesini yazmak istedim ben. Ama yeterli bilgiye ulaşamadım. Ali Şehirlioğlu torunlarından veya 3., 4. kuşak mıydı? Neyse, çok yakını soyundan gelen bir profesör ağabeyimizi aradım o konuda bilgi versin diye. Ama onda da çok bir şey çıkmadı. Dolayısıyla o roman bekliyor. Ondan sonra ben Silivri'yle ortaokul yıllarımda çok gidiş gelişlerle burayı sevdim. Yani ortaokul yılları 80'li yıllar. Yani tabii 80'li yıllar, 90'lı yıllarda da gidip geldim ama 90'lı yıllarda daha çok ekmek derdine, iş aç derdine düştüğümüz için İstanbul'da sütçülük yaptım, perakende süt sattım. Yani sokaklarda sütçü sütçü diye bağırarak süt sattım ben.
Dolayısıyla günümün büyük bir bölümü İstanbul'da süt satarak, ticaret yaparak, ufak çaplı ticaret yaparak geçti diyebilirim. Silivri'ye de tabii Kale Mahallesi'nden, o zaman en çok da kaleye çıkardık. Biz ortaokul, Silivri Lisesi hemen Kale Mahallesi'nin alt tarafı, hemen eklemlenmiş bir yer. Boş derslerde doğru Kale Park'a giderdik. O Kale Park'ının muhteşem zamanları, o güzel zamanları, Lütfü abinin kahvesini, civardaki eski evleri, o dokuyu, tarihi kokuyu, içimizde böyle buram buram hissederek yaşadığımız yıllardı. Muhteşem dönem ve zamanlardı Silivri. Nasıl söyleyeyim, nasıl anlatayım, nasıl bir cümle bulayım da onları anlatayım ve çok özlüyorum. Gerçekten çok özlüyorum. Büyük bir toplum, sadece Silivri için söylemiyorum, toplum büyük bir psikolojik yabancılaşma içerisinde birbirine, doğaya, etrafındaki her şeye, canlı cansız her şeye karşı büyük bir yabancılaşma içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Ve her şeyi insan yaptıysa, bu yabancılaşmayı insan yaptıysa düzeltecek olan da insandır. İnsandan umudu kesmedim. Yaşar Kemal gibi düşünüyorum bu konuda. Destansı bir adamdı, epik düşünürdü. Dolayısıyla ben de öyle düşünüyorum. Bunu düzelteceğiz ama bunun için de zaten bir şeyin olması lazım. Toplumsal dinamiğin ortaya konulması lazım. Bunu bekliyorum. Mustafa Kemal öyle bir dinamik koymuştu mesela. 1920'lerde, 1915'lerden sonra Balkan Savaşı'ndan alarak Tarih Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve ondan sonra sivil üniformasını çıkardıktan sonra 15 yıl devlet başkanlığı yaptı. Dünyada yüz hakkı denecek ülkemiz için, kendimiz, toprağımız için, bu toprağa, bu denizlere, ormanlara vefayla bağlı insanların nasıl olabileceğini bir prototipidir. Bizim gönlümüzdeki liderdir. Dünyanın en büyük liderlerindir. Onu anmadan da etmeyelim sözün burasında. Ve haksızlık ederiz anlatsak da. Muhteşem izleri vardır. Onların izlerine basıp yürürsek yeter. Oradan gidersek Karacaoğlanlar, Dadaloğlular, Şeyh Bedrettinler var. Bu ülkenin değerleri var. Dağ gibi insanlar var. Bir tarafı güneş, bir tarafı gölge. Neresine otursan fayda görürsün. Yani bunları düşünmemiz lazım. O psikolojik yabancılaşma bizi nereye götürür, nereye varırız? Kestiremiyorum şu anda. Yani irdelemek lazım. Bunun için çalışması lazım toplumların. Koca koca binalar, işte bir bakıyorsun yan tarafta komşun ölmüş, kokusundan anlıyorsun. Bilmiyorsun o ne yapıyor. İşte durumu iyi midir, yiyeceği var mı? Eskiden öyle değildi. Günaydınlaşırdık, severdik birbirimizi. Kalp zaviyesinden, gönül hizasından bakardık. Onlar kalktı sanki. Onun için endişeliyim. Toplumda böyle büyük bir yırtılma var, bir erozyon var, bilişsel erozyon var. Bundan korkuyorum. Bunun olmamasını istiyorum ve bir aydın sorumluluğuyla bunlardan bahsetmek, söylemek istiyorum. Herkese duyurmak istiyorum. Doğru mudur, yanlış mıdır? Arkadaşlarım herkes değerlendirecektir. Akıl denen muhakemeye, vicdan denen muhakemeye götüreceklerdir. Vicdan krizi geçirmesin insanlar. O kriz ki toplumu tıkıyor, önünü kesiyor. Evet Ali'cim, ya şey diyorsunuz yani 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda yani o an samimiyet, kadar azaldı. Azaldı. Birbirinden daha uzaklaştı. Evet, o insani irtifa düştü, o yükseklik azaldı. Ben bundan hiç hoşnut değilim. Birbirimizi severdik. Ya biz bakkaldan gofret alıp da paramızın az olduğu, harçlığımızın az olduğu için bakkaldan gofret alıp da ön dişlerimizde bitmesin diye azar azar kemirerek yiyip bitiren, silkimizi dibine kadar kullanan, kalemimizi arkadaşlarla paylaşan çocuklardı. Şimdi bunlardan haberi yoktur demeyeyim, hadi o kadar haksızlık etmeyelim ama birçoğunu kaybettik galiba. Ta çocukluğundan yetişkinliğe kadar olan dönemde o skalayı, o insan evrimini, insanın sosyal evrimine baktığında bunlar sanki biraz aşındı gibi ya. Hani bir şeyler mi diye. Yani karamsar bir tablo çizim ama. Gelecek için ilişkiniz şey mi? İnsanlar birbirinden daha fazla uzaklaşacak, yalnızlaşacak. Yok hayır öyle demiyorum. Bunları yapan insansa düzeltecek de insandır diyorum. İnsandan umudunu son insan kalana kadar dünyada insandan umudunu kesmeyeceksin. Umutsuz yaşanır mı? Umut en son ölür. Umut ölmez. Umut öldü mü bittik biz. Nasıl yaşayacağız? Ona tutunacağız biz. Umut yani hem olacak. İyimser olmayı, pozitif bakmak. Evet, şimdi yani şöyle yapıyorum, bir elimle, yani Mevlana'nın yani gökten alıp yere vermesi gibi değil, bu felsefeyi doğru izah edebildim bilmiyorum. Bir tarafta bu ülkenin içerisinde, toplumun çeperlerinde, katmanlarında, sınıflarında olabilen olumsuzlukları, yürümeyen, tıkanan
ve birbirini itip kapan, anlamayan anlayışı ortaya koyuyorum. Bunun için çözümler adına düşünüyorum nacizane ve bunu göstermeye çalışıyorum. Yani toplum buraya gidiyor, herkes buraya gidiyor. Bunu bir siyasal kalın kalın altını çiziyorum. Herkes bunu duysun benim ağzımdan. Hiçbir siyasal yorumla söylemiyorum. Bir aydın sorumluluğu da söylüyorum. Altını da kalın kalın çizerek söylüyorum. Buna dikkat etmemiz lazım. Birbirimizi anlamamız, sevmemiz lazım. Yani eskiden o insanlar, Karacaoğlan gibi bir adam var mı ya? Dünyanın en büyük aşk ve doğa şairidir, bilmiyoruz. Dadaloğlu gibi bir adam var mı yani? Kalktı göç eyledi avşar elleri diye böyle bas bas bağıran bir adam. Dünyanın en büyük özgürlük şairidir. Unuttuk. Nereden de ne olursam ol gel diyen, incinsen de incitme diyen Hacı Bektaş Veli'yi unuttuk. Yani Hasan Dede nam birisi, insan vardır cismi semiz, abdest alsa olmaz temiz, halkı tane eylemek temiz, cümle küstahlık bizdedir diyor. Ya şimdi bunu anlamamız lazım biz. Nereye gidiyoruz? Ta o zamandan görmüş. Toplumun içerisindeki sızıyı, cerahatı, oluşan olumsuzlukları ta o zamandan görmüş, nüvelerini vermiş, konuşulmuş şeyler. Mimar Sinan gettolaşmayı, gecekondulaşmayı ta o zaman dönemin padişahına şikayet eden bir sorumluluk taşımış. Bunları nasıl görmeyiz? Bunların ipuçlarını, emarelerini vermiş. Dağ gibi insanlar var. Az önce bunları konuştuk, söyledik. Kalbinden ağzına kadar sevgi dolan, tepeleme sevgi dolan insanlar vardı. Bunları unuttum, üzüldüğüm o. Başka bir şey üzülmüyorum. Yani empati yapalım diyor. Kişisel gelişim kitaplarını ben sevmiyorum, bilmiyorum. Sevenlere, okuyanlara da hiçbir şey demeyeceğim bu konuda. Böyle bir hakkı maddim de olduğunu düşünüyorum ama ben çok sevmiyorum Mevlana varken. Kişisel gelişimi ne diye, ne yapacağım ben? Hans'ın, George'un şeyini alacağım. Ben bana göre değil, dokusu, yapısı bana göre değil. Düşünceleri bana göre değil, ülkesi bana göre değil, yaşam koşulları bana göre değil. O oraya anlatıyor, derdini anlatıyor. Veya işte Strasbourg anlatıyor. Ya beni burada anlayan insanlar var, benim toprağımı bilen insanlar var. Bir halka gibi, bir zincir gibi birbirine tutunmuş binlerce yıllık geleneğimiz var. 5000-10000 yıllık bir tarihimiz var. Bütün burada yaşayan insanlarla, halklarla, Anadolu'dan ta Ege'ye kadar. Homeros dünyanın en büyük destancısıdır yahu. Bizim topraklarımızda yetişmiş. Bundan haberimiz olmaması acı değil mi? İlyada'yı okumuyoruz. Yani Odesa'yı bilmiyoruz. Nasıl bir şey bu? Bunu anlamıyorum. Ve sonra insanlar insanları öldürüyor. Yani şimdi bir ortak irade oluşturmaktan bahsediyoruz sevgili kardeşim. Ortak irade, ortaklaşalım diyoruz. Tamam, ortaklaşalım. Ama bu sadece dinde, sadece ırkta ortaklaşmayla olmaz ki. Evet, onlar değerli. Bir ulusu ulus yapan şeyler, hiç imkansız bunu kabul etmek lazım. Ama ben kitap okumayan, ama ben sinemaya gitmeyen, ama ben tiyatroya gitmeyen, yazarlarına değer vermeyen, şurada yan taraftaki salonlarda sanat platformunun yaptığı bir sürü tabloyu izlemeyen ve onlarla ilgili hiçbir fikir yürütmeyen insanlarla çok doğru bir ortaklık olmayacağını düşünüyorum. Emek veriyor. Ömer Faruk Küçükkaya burada emek veriyor. Canhıraş uğraşıyor Ömer abi. Nerede göremedim. Evet. Yani hakikaten çok değerli yapıtlar ortaya koyuyorlar. Her seferinde gelmeye çalışıyorum. Mazeret üretmeye çalışıyorum. Evet, sıkıntısı olan, hastası olan, çeşitli iş güç falan filan, tamam. Bunlar hoş görebilir. Ama bilinsin ki doğa hayvanı, kültür insanı korur. Mutlak surette yüzümüzü kültüre, yüzümüzü tarihimize, yüzümüzü köklerimize döneceğiz. Köklerin derinliği ve göklerin yüceliğine varılır yahu. Yani bunu nasıl anlatalım daha? Hangi cümlelerle söyleyeyim? Buradaki yırtılmaktan bahsetmek istiyorum. Kültür erozyonundan, yabancılaşmaktan, birbirimize yardımlaşma yüceliğini, o dağ gibi gönülleri, o muhteşem engin gönlü kalbi yitirmekten korkuyorum. Endişem budur. Burada Silivri Belediye Başkanı ve Silivri Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederim. Ben Silivri'yi dışarıdan takip ediyorum. İşte iş sebebiyle de çok fazla geziyorum. Gözlemleme şansım oluyor. Gözlemleyince kıyaslama şansımız oluyor. Ben Silivri Belediyesi'nin sanatı ve sanatçıyı ciddi desteklediğini, kesinlikle çok teşekkür ederim. Öğreticiyi de ciddi desteklediğini düşünüyorum. Buradan kendilerine de teşekkürü borçluyum. Ben de sana katılıyorum. Sayın Belediye Başkanı'na,
bu bütün kültür yapılarını ortaya koyan önceki dönemde belediye başkanımıza ve bunların içerisini şimdi dolduran, hizmet eden, kültürle, sanatla dolduran, bizleri korunaklı kılan sanatla ve kültürle, zihinsel üretimlerle değerli kılan, bunlardan kendimize bir yol açmamızı sağlayan, bir kültürel tıkanıklığı yollayan belediyemize, arkadaşlarımıza, müdürlerimize, bu konuda akıl, fikir, emek üreten herkese çok teşekkür ederim. Sizin de imzalarınız değil mi Hanım? Daha önceden değil. Sizin de imzalarınız, daha önceden imzalar olmadı sizin de ilk kitaplarınız. Değil mi? Evet, 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 evet olmadı. Ve şeyin de öyleydi, sevgili Gülsü Üstü'nün de ilk imzalarını bu dönemde oldu. Lütfü abi evet. De ilk imzalarını evet. Bu dönemde oldu. Benim ilk imzalarını bu dönemde oldu. Sizin, ne güzel. Evet, bu dönemde oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Ben de teşekkür ederim. Şimdi 90'lı yıllarda radyo programı yapıyordum abi. 2002'ye kadar, 90'ların başından 2002'ye kadar radyo programı yaptım. Günde 3 saat, malum 3 diye bir program. 2002'de de radyo programı yapmayı bıraktım. Yerine bir şey koymam gerekiyordu. Yazmaya başladım. Siz nasıl yazmaya başladınız abi? İlk yazıyı neden yazdınız? Nasıl yazdınız? Ya ben dediğim gibi liseyi bitirdikten sonra erken hayata katılmak zorunda kaldım. Babam çok ızdırap acılar çekti, rahatsızlık çekti. Genç yaşta da 54 yaşında vefat etti. Ben tam babamın öldüğü yaştayım, 55 yaşındayım. Bir yıl geçtim hatta, avantajlıyım ona göre. Babam çok erken ölünce tabii evin bütün dairesini, derdini erken yüklenmek zorunda kaldık. Çalışmak zorunda kaldık. Onun için yüksekokula devam edemedim. Ne yaptım ondan sonra? Esnaflık yaptım. Ortaköy'de ne yapsan, ne görürsen etrafına baktık ki o zaman herkes sütçülük yapıyor. Süt bol, Ortaköy'de, Kadıköy'de, işte Gazitepe'de, çıkıyorsun Akören'de falan. Derya gibi 10 ton, 15 ton köylerde süt var. Bunu işlemek lazım. Aldık biz de onları, arabamızla bir araç satın aldık. Arabamızla İstanbul'a götürdük. Hem sokakta hem hastane, pastane, biraz toptan, biraz perakende sattık. Ve geçimimizi yıllarca böyle sağladık. Yani sokak çok şey öğretmiştir bana. Hani hayatı orada biz dışarıda evet. Öğrendik falan derdi ama sokakta öğrendik. Evet biz belki alaylıyız biraz, sokakta öğrendik. Bıçkınları, delikanlıları gördük, orada kavgaları gördük. İnsanların birbirine olan yardımlarını gördük, hüznünü gördük. Hatta bakın kısaca anlatayım bir şey. Bir gün süt satıyoruz herhalde. Neresiydi şimdi? Küçükköy'ün üst tarafında bir yerde süt satıyoruz. Böyle zayıf, kara kuru bir hanım geliyor her gün, her gidişimizde haftada iki gün gidiyoruz, süt alıyor bizden. Ama devamlı geliyor. Ufak çocuğu var, bir taraftan da temizlik işi yapıyormuş, konuşuyorduk böyle geldiğinde. Bana bir gün avuç para sıkıştırdı elime, yan tarafa çağırdı, İbrahim Bey bakar mısınız? Bir avuç para. Allah Allah dedim. İsmini de şunu şimdi unuttum dedim. Abla niye veriyorsunuz siz bu parayı bana falan? Ya dedi, eve gideceğim dedi. Böyle kına çıkına söylüyor, çok rahat söyleyemiyor. Söylemekten de rahatsız, utanıyor belli ki. Eve gideceğim dedi, hocam şimdi bunu alacak dedi, çocuğuma süt alamayacağım. Hiç olmazsa senden süt alırım dedi. Şimdi siyasete nasıl başlamasın bunları görünce? Yani benim bir soru sorumlu oydu zaten abi. Siz oraya geldiniz. Biraz erken oldu. Siyasete nasıl başladınız diye sorayım ben. Öyle nasıl başlamışken evet, devam edeyim. Yani. Evet, siyasete böyle başladım Ali ya. Sokakta başladım. Sokaktaki ızdırabı gördüm. En deneysel şeyleri insanla ilgili sokakta görürsün, kahvede görürsün. Ve onların yaptıklarını, yapamadıklarını, ulaşamadıklarını, umutlarını, kavgalarını sana yansır bunlar. Birebir görüyorsun, yüz yüze görüyorsun. Ve siyaset Türkiye'de onun için yüz yüze olur. Öyle internet başından Norveç'teki, İsveç'teki gibi olmaz. Hep söylerim. Siyasete dalmayacağım, kimse merak etmesin. Ben az önce söyledim, aydın sorumluluğuyla bunları söylemek isterim. Ancak takımlardan da niye başladım diye söylemek lazım. Bir sıkıntı vardı, bir acı vardı, bir ızdırap vardı. Bütün bunlar da bana dokunuyordu. Bütün bunlar da beni rahatsız ediyordu, uyutmuyordu. İşte o kadının durumunu anlattım size. Yani geldi, almış bugünkü asgari ücret nedir? 3000 lira her neyse. 3000 lirayı kadın bana verdi. Ben senden alırım abi, her hafta gelirsin 100 lira, 200 lira neyse alırım. Ama kocamdan alamam, yer bitirir bunu, içer falan de yani böyle tüketir bizim alın terimizi, rızkımızı. Bize dönmeden, çocuğuma dönmeden biz bütün ayaç kalırız, sende kalsın dedi. Şimdi bunları görmüş bir insan tabii ki siyasete başlayacak, dert edince. Bunları görmüş insan yazacak da tabii bir gün siyaseti bıraktığında ki şimdi aktif siyasetin içinde değilim. Sadece okuyorum, yazıyorum. Yani, ama soruyu da sorayım, tekrar aktif siyasete istiyor musunuz? Ya şimdi tabii bu beni çok zorlayan bir soru.
bu konuda kesin bir şey söylememekle beraber ben siyaset yapmasaydım herhalde iki tane değil de şimdi belki 5-6 tane belki daha üstünde kitabım olurdu. Çünkü daha çok yoğunlaşırdım. Çünkü buna istidadım vardı. Çünkü yazmakla ilgili ilgim, sevgim vardı. O konuda yöneleceğimi biliyordum ben ama siyaset tam zamanlı yapılan bir iş. Mesela Ömer amca vardı rahmetli Değirmenköy'den. Gece 11'de yerdi. İbrahim, ha buyur dedim Ömer amca. Ya dedi bu köpekler yiyecek bizi veya dedi. Hiç dedi kimse bakmıyor mu? Şimdi yani o seni yan tarafta uyuyan oğlu gibi biliyor. Yan odada uyuyan. O seni İbrahim Çeşmeci gibi bilmiyor. Vakti var mı yok mu gibi bilmiyor. Türkiye'de siyaset böyle. Onun için yüz yüze yapılır. Onun için karşılıklı göz hizasında durularak, gönül hizasında durularak yapılır dememdeki sebep de o. Başka türlü öyle işte anlatıp da televizyondan benim projelerim şu gelin bize oy ver falan yok olmaz. Yani bu siyasi derstir, benim tecrübemdir. Sokağa çıkacaksın, el sıkacaksın, biraz sırtını sıvazlayacaksın insanın. İnsanımızın, herkesin övülmeye ve sevilmeye ihtiyacı var. Yani bu narsistik düzeye ulaşmadıkça normal bir şey. Yani bunlar siyasete böyle girdim. Başka türlü sebepler de var. Tabii uzun olur bu iş. Sadece siyaset gündemiyle, sadece siyaset söylemiyle de kimseyi çok fazla sıkmak istemem. Yaptığınız çalışmalar... Ben siyasete girecek misiniz dersen ben girmek istemem. Ama o gün derde koşullar ne gösterecek? İhtiyaç olur mu ilçemin bana? Onu bilmiyorum. Eğer ihtiyaç olursa elbette ki hazırım. Ben bu ilçeye çalışma hazırım. Çünkü seviyorum. Çünkü Silivri'yi seviyorum. Yaşar Kemal'e Amerika'daki toplantıda Amerikalı bir yazar diyor ki ya diyor Yaşar Bey size Çukurova'yı mı yazacaksınız diyor. Yani oturup Çukurova, kalkıp Çukurova böyle olur. Başka şeyler yazmayacak mısınız falan diyor. Dickens da Proust da Robert Musil de kendi Çukurunu yazmış diyor. Ben de Silivri Çukuru'nu yazdım yani. Silivri Çukuru'ndan yazmaya başladım. Bir de avantajımız var. Espriyle beraber söyleyeyim onu. Çukurda olanlar düşmek nedir bilmezler. Sağlamdayız yani. Onun için çukurdan başladım ben. Evet yani özetle ben siyasete dönmek istemem. Benden sonra iki dil bilen, üç dil bilen, belki iki üniversite, üç üniversite bitiren arkadaşlarımın önünü tıkamak istemem. Böyle bir niyetim yok. Ama ilçemin bana ihtiyacı varsa elbette ki seve seve arkadaşlarım o konuda bana söyleyeceklerdir. Meclis üyeliği olur, başka şeyler olur. İhtiyaç halinde. Ama öncelikli olarak ben okuyup yazmak istiyorum. Tercihim bu yönde. Yani benim düşüncemin pratiği okuyup yazmak şu anda. Düşüncemin pratiği budur. Ama dediğim gibi öyle bir ihtiyaç varsa da ilçenin hayırlı olacak hiçbir görevden kaçmam. Tamam. Tekrar şey vereyim abi. Yazarlar yalnız insanlar. Evet. Aileniz bu konuda size destek oluyor mu? Şimdi ne? Hep sıkıştıracak soruları soruyorsun. Hayır şimdi burada. Kendi hayatımdan bahsedeyim. Ben işten geliyorum. Pardon abi. İşten geliyorum. 6:30-7. Ondan sonra benim bir balkonum var. Bütün ömrüm balkonda geçiyor. Neden sigara içiyorum ben? Diğer yerlere sokuyorum. Evet, evet. Kitap okuyorum. Saat işte 1'e 2'ye kadar da orada yalnızım. Kütüphane yapmak istiyorum kendime. Sizin kütüphaneniz var mı? Var evet. Ben kütüphane yapamıyorum. Neden? Kitap toz tutuyorum. Yakın zamanda eşimle bu konuda evet. Anlaştık. Bir mutabakata vardık. Benim bir odayımı evde kütüphane olarak kullanıyorum şu anda. Kitaplarımız sağda solda değil. Sen bir sıfır öndesin ben de. Evet, evet. Yani öyle bir çalışma odam beraber. Ben size bakış açıları nasıl? Aman İbrahim işte oturuyorsun sabahtan akşama kadar bu odada okuyorsun, şöyle. Yazıyorsun. Hadi gel bir yerlere gidelim. Ya evet, yazı çok ağırlı ve sancılı bir iştir. Bir kadınlar yaratırlar doğurarak, bir de yazarlar zihinsel olarak doğurarak yaratırlar. Onun için uzun uzun düşünmek, uzun uzun okumak lazım. Bu çok değerli ve önemli bir iştir. Bunu anlatmaya çalışıyorum eşime tabii. Evet, şikayetleri oluyor tabii bu konuda. Olmaz olur mu? Bunu da söylemek lazım. Onu da yalnız bırakıyorum. Onun için de ilk teşekkürüm ona olsun. Beni bana katlandığı için, onu imal ettiğim için. Dolayısıyla evet, yazar kendi yalnızlığına sarılıp da ısınan insandır. Onun için bazen onu ihmal ediyorum. Bağışlasın, affetsin beni. Gece mi yazıyorsunuz genelde abi? Ya evet, emekli olduktan sonra beni tembellik bastı biraz Ali. Yani, geç yazıyorum, geç yapıyorum.
Belediyedeki görevimde öyle geç yapmıyordum. Tabii bir sorumluluğum var, koşturman yapman gereken bir iş var. Bütün gün seni arayanlar, talep edenler var. Haklı olarak, çünkü sana oy vermiş, bir şey bekliyorum. Ama şimdi daha rahatım. Daha sevdiğim vakitlerde, yani gecenin sakin, sessiz zamanlarında, daha çok üretebileceğim zamanlarda yazıyorum. Mesela Lütfü abi geçen söyleşisinde ben sabah yazıyorum dedi. Evet. Yani demek ki o yazan insanların ayrı ve farklı özellik ve nitelikleri bu anlamda olabiliyor. Ben genellikle gece yazıyorum. Gece yazmayı seviyorum. Ha gündüz hiç mi olmalı? Tabii oluyor. Gündüz de yazdığım oluyor ama çoklukla gece çalışıyorum ben. Yazıyı ilk kim okutuyorsunuz abi? Yani yazıyı yazdınız, bitti ondan sonra. Ben de sizden fikir almak istiyorsunuz. Burada mı bilmiyorum. Komşum Aynur var. Aynur Yüksel. Aynur Yüksel geldi mi? Aynur okur ilk yazılarımı. En yakın o çünkü. En kısa, en çabuk ulaşacağım. Alo Aynur falan dediğimi koşarak gelir sağ olsun. Kitaplarımı da ilk o okudu. Düzeltmelerde de işte harf hatalarında falan sağ olsun çok yardımcı oldu. Tam yerine gelmişken şunları da söyleyebilir miyim? Kızım Ayşe, ben gelinim demiyorum. İşte kalabalık bir aile olduk. Artık iki kızımız, iki oğlumuz var. Dolayısıyla onlar da bana bu konuda yardımcı oldular, cesaretlendirici oldular, sağ olsunlar. Bu iki güzel, onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu iki güzel kapağı hazırlayan Kamile Recepov kardeşim. Burada mıdır, işinden gücünden vakit bulup da ayırıp da gelebilmiş midir bilmiyorum. Kamile Recepov hazırladı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel kapaklar hazırladı, çok zarif, sağ olsun. Dolayısıyla ben Silivri'den yapmak istedim. Ömer Faruk Küçükkaya'ya, Ömer abime söyledim bir fotoğrafı için. Abi bu fotoğrafı bana verir misin? Bu fotoğrafı çok sevdim ben. Onun geriye dönmüş bir köpek ve kurt köpeği resmi var sahilde. Sistava'da. Sistava işte memleketin bütün ne diyeyim, yani görmek istemediğim şeyleri çukura çöküp de kapattığı için ben çok severim Sistava'yı. Ömer abinin o fotoğrafını sevdim ben. İstedim, rica ettim. Verir misin kapak olarak kullanayım diye. Hiç tereddütsüz bana Ömer abim canı gönülden gönderdi. Temizlenmiş olarak resmi. Kullanacaktım fakat kitabın içeriğiyle uyuşmadığı için kullanamadım. Ama yine de huzurunuzda teşekkür etmek isterim yani ona, kendisine. Şimdi sokaklarda gördüğüm problemleri anlatmak için yazmaya başladım dediniz. Yani böyle başladı. Sokaklarda gördüğüm problemleri çözmek için de siyasete atıldım dediniz. Geriye baktığınız yani zaman... Yani sizi oraya getiriyor zaten. Evet. Geriye baktığınız zaman her anlamda mı yani? Keşke şunu yapsaydım veya yapmasaydım dediğiniz bir başlık var mı? Yani bir anda aklıma gelmedi. Yani keşke daha çok tatil yapsaydım, keşke daha çok ülke gezseydim, keşke daha çok kelime vakit ayırsaydım. Yok, hayır, öyle... Keşke siyaset yapmasaydım da 10 tane daha kitap yazsaydım. Evet. Siyaset yapmasaydım belki daha çok üretebilirdim, cinsel manada daha çok üretebilirdim ama ne kadar faydalı olabilirdim, ne kadar doğru ve güzel olurdu yazdıklarını bilmiyorum. Bunlar göreceli şeyler. Hatta ben şu anda kendime yazar da demiyorum. Yazar ne zaman olacağım? Bunca insan alacak, okuyacak, fikir beyan edecek, değerlendirecek, iyidir diyecek, kötüdür diyecek, şurası olmadı falan filan diyecek. Ben toplum, yazar dediğin toplumsal düşünüşün toplamıdır zaten. Dolayısıyla ben onların söyledikleri, düşündükleri, yaşadıkları renkleri, rüzgarın esintisi falan, yani her sokağın kalbi vardır ya, onu bilmek lazım. En güzel Lütfü abi bilir. Bakın Lütfü abinin öykülerine, her sokağın, her caddenin kalbi olduğunu, vurduğunu, gün gün vurduğunu onun hikayelerinden öğrenirsiniz. Dolayısıyla bizim önümüzü de açtılar. Çok teşekkür ediyorum, şükran duyuyorum ona. O cesaret etmeseydi bir kitap yayınlamaya, bunca öyküyü yazmaya, o ve diğerleri, diğer abilerim, şimdi ismini tek tek anmayalım da vakit geçmesin, hepsine şükran duyuyorum. Yani buradaki yolu onlar açtılar, cesaret verdiler. Dilerim benim kitaplarım da kendi köyümde bir sürü gelecek, Silivri'de bir sürü arkadaşın, özellikle kadınların yazmasına sebep ve vesile olur. Bundan çok mutluluk duyuyorum. Kendi yazdığımdan daha çok mutlu olurum. O, ben yazar o zaman olacağım. Birileri derse ki, aa bunlar olmuş falan İbrahim, o zaman evet yani. İbrahim sen yazarsın. Şu anda onu söylemiyorum. Hulusi Üstün yazardır. Tartışmasız. Muhteşem bir adamdır. Türkiye çapında bir yazardır bence. Ali Gülcü öyledir. Yani bir anda aklına gelmiyor arkadaşlarımız, burada üretenler. Ama ben şu anda herhangi bir reaksiyona tepki almadan, insanların düşüncelerini, değerlendirmelerini duymadan, kitapların okunduktan sonra onun üzerine yorumlar yaptıklarını beklemeden ben ya çok iyi bir yazarım falan deme tuzağından düşmek istemem. Şimdi
konuşurken bir roman yazmak istediğinizden bahsettiniz. Evet, evet. Son soru bu. Bu sorudan sonra bir 5 dakika, 10 dakika mola verelim. Hayır, hayır, tamam. Akabinde izleyicilerin de mutlaka size sormak istediği sorular vardır. Bir soru cevap yaparız. Nihayetinde de imzaya geçeriz. Romanın haricinde gelecekteki planlarınız neler abi? Ne yapmak istiyorsunuz? Ya benim çok büyük hayallerim yoktu. Ben küçük şeylerle mutlu olabilen bir insanım. Yani Strasbourg'a gidemedim diye çok kendimi kahredecek, perişan edecek. Ya da şey sellerde niye tatil yapamadım. Fark yok, giriyorum denize, mutlu ediyor beni. Yani o oraya yüklediğin anlamla ilgili. Toprağımı seviyorum. Hatta gençlere söyleyeceğim şu var. Bu ülkeden umudunu kesmesinler arkadaş. Fatih onların yaşında İstanbul'u aldı. Yani ülkesinden kimse umudu kesmesin. Benim bundan sonra sorun neydi hocam? Biz galiba... Evet, önümüzdeki dönemdeki planlarınız neler diyorsunuz? Önümüzdeki dönemlerde ben zaten yapacaklarım yalnız. Benim hayalim kitap yazmaktı, yazabildim. Benim hayalim bağcı olan, bağ yetiştiren babam ve dedem için evimin önüne iki tane kocaman asma dikmekti. Onların ruhları yaşasın, onlar dal budak salsın, onlara rüzgar güneş vursun. Orada yaşasın. Hatta kitabın ön sözünde de çocuklarıma ben ön sözüm vasiyet niteliğindedir. Bir kitabımı. Dolayısıyla ben istediklerimi yaptım. Bundan sonra çok fazla bir istediğim yok. Ülkem ve ilçem için çalışmak istiyorum. Ne yapabilirsem yazarak, belki siyaset yaparak. Ama dediğim gibi siyaset birinci önceliğim değil. Tekrar ediyorum. Yine bunun altını çizerek söylüyorum. O döneme göre ne olacağını bilemiyoruz şimdiden. Kesin konuşmayalım, utanmayalım da. Ama daha çok okumak ve yazmak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bir 10 dakika mola verelim. Ondan sonra tekrar edelim. Ben Yusuf abiden başlamak istiyorum. Mutlaka İbrahim abiye sormak istediğiniz bir soru vardı. Siz de başlayın, devam edin. Başlayın. Benimki geliyor mu? İbrahim merhaba. Merhaba. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben sivil ve halkımın önünde sana çok teşekkür ederim. Sevgili Silivriler, İbrahim kardeşim bir güzellik yaptı. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Benim kitaplarım basılsın diye kendi kitaplarım basılmanı bekletti, durdurdu. Böyle bir güzel insan, yüreği bu kadar güzel. Teşekkür ediyorum. Başarının devamını dilerim. Güzel kardeş. Çok teşekkür ederim Lütfü abi. Böyle bir şey elbette ki yapamazdık. Siz daha önceden köşe yazılarınızda, denemelerinizde bize şehri anlattığınız o muhteşem yazılarla önümüzü açmasaydınız, bunca insana cesaret vermeseydiniz, bu kadar insanın düşünerek ve üreterek bir şeyler yapması için can hıraş uğraşmasaydınız, Silivri'de kültür krizini ve ülkemde de devam eden kültür krizini, kriz derken büyük bir şey anlaşılmasın, yer bitti kanıklık diyelim, bypass etmeseydiniz, önünüzü açmasaydınız ve bu cesareti sizden almasaydık, devam eden arkadaşlar olmayacaktı. Ne mutlu ve ne güzel ki arkadan Ayten Yapıcılar geliyor. Ayten kardeşim burada, o yazdı. Ne mutlu ki, ne çok seviniyorum ki daha bir sürü kadın arkadaşım ve kardeşim yazmak isteğindeler. Meral biliyor, isimlerini anımsayamıyorum. Ne mutlu ki bir sürü insan sanat platformunda bir sürü sanatçı artık hayallerini tuvale döküyor. Bunlar çok önemli şeyler. Sizlere yolumuzu açtığınız için şükran duyuyoruz. Teşekkür ederim lütfen. Ben ilk önce sevgili kardeşimi, çocukluk arkadaşımı tebrik ediyorum. Yüreğine sağlık, kalemine sağlık diyorum. İyi ki yazdın, iyi ki varsın. Teşekkür ediyorum, tebrik ederim. Başarılarınızı. Ben de çok teşekkür ediyorum. Beraber büyüdük. Harmanlık sırtı derdik. Köylerde böyle kendimize has söylediğimiz şeyler vardır. Her yerde bilmiyorum. Mesela mağazaya, depoya mağaza deriz biz. 12 Eylül'le ilgili yazdığım şeyde de vardır. Mağaza deriz. Bazıları da zannetmiş ki bizim işte beyaz eşya mağazamız falan. Nerede? Keşke olaydı. Depo, soğan depolarına biz, saman depolarına, buğday, mısır koyduğumuz yerlere mağaza deriz. O mağazalarda çocukluğumuz geçti, Hasanlar'la.
Harmanlık sırtında top oynayarak geçti, terleyerek geçti, terimiz, ekmeğimiz, soframız birbirinin içine girerek geçti. Ne güzel, burada olmanız çok sevindirdi, çok mutlu etti bizi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle İbrahim abi gönülden tebrik ediyorum. Kendisini hem parti çalışmalarından hem de Ortaköy'den tanıyorum. Ortaköy'de öğretmenlik yapmıştım. İki tane kitabınız aynı anda çıktı. İkisinin içinde hani hangisi sizin için bir tık daha? Ya da ikisini, şimdi biz okuyacağız ya İbrahim abi. O duygularla, hani ben tabii ki basım aşamasında seninle hep görüştüm ama buradaki dinleyicilerimiz, sizi ziyarete gelenler için kitap yazma tutkusunu ve bunu kağıda dökmeyi, insanlarla paylaşmayı, ölümsüzleştirmeyi her şeyden önce ve Silivri'nize de büyük bir katkı sundunuz. Artık Silivri şairiyle, yazarıyla, ressamıyla anılıyor. Maalesef artık cezaevi geri planda kaldı sizler gibi değerli insanlar sayesinde. Bize kitaplarınızın içeriğiyle ilgili iki kitap, iki evlat gibi görüyorsunuzdur onları. Benim de kitabım öyleydi. Her ne kadar evli olmasam da sanki evladım gibi. Bu konuda yeni nesile ya da çevrenizdeki insanlara da nasıl bir yol çalışması sunarsınız? Yani yazmak isteyenlere. Benim hayatta üç önemli, çok üst başlık olarak, tabii bunları parantez açarsak çok şey söyleyebiliriz bu konuda ama mesela ne söylersiniz dersen, artık siz bayağı yol aldınız, tecrübeniz nedir, bu konudan bizim payımıza ne düşer falan derseniz, ya bu ülkede herkes birbirine bir şeyler öğretmeye uğraşıyor. Ben ne haddime öğretmek istemem ama tavsiye olarak kabul ederse değerli arkadaşlarım, iyi çalışan, yüzü gülen ve çok seven insanlar olsunlar. Gerisi gelecektir. Söz almak isteyen başka? Bilmiyorum, oldu mu? Oldu mu ama özür dilerim Ali'cim. Bir de hangi kitabım dedin? Yani ayıramazsın tabii. Yani şimdi iki kızımız, iki oğlumuz var. İki de kitabımız oldu. Çocukların dedi ya, onları da çocuklarımız evimizde, soframızda, zihnimizde ve gönlümüzde yeri olan yazılımlar, emekler, uğraşlar olarak görüyorum. Dolayısıyla onlara da emek verdik. Onlar da benim çocuklarım gibidir. Birbirinden elbette ayrılmam ama siz değerli okuyucular, buraya kadar gelip kitaplarımı edinen, okumak için gelen, okuyacak arkadaşlarımız, dostlarımız bu konuyla ilgili karar vereceklerdir. Onların kararı da gönlümüzün başımızın üstünedir, bilmiyorum. Yani bir anneye sen niye 24 saat çocuğunla ilgileniyorsun diyebilir misin? Diyemezsin, yani bu çok absürt bir şey olur. Niye oradadır? Çok sevdiği için oradadır. Ben de çok seviyorum kitaplarımı, nasıl ayırayım birbirinden? Başka söz almak isteyen? Öncelikle şuradan başlamak isterim sevgili İbrahim abicim. Bir gün abimle aynı akranlar, aynı zamanda İbrahim abiler sık sık bizim evlere gelir giderlerdi. Onların sohbetlerini ve söyleşilerini çok izleme fırsatı buldum. Bana çok şey kattı. Ama bir gün abimle birlikte Saflar Çarşısı'ndan gelmiştiniz. Hemen hemen bir çuvala yakın kitap vardı sırtınızda. Ve o kadar mutluydunuz ki ucuza iyi kaynaklar bulduğunuz için, ucuza bir şeyleri sofraya getirdiğiniz için o günkü telaşınızı hala unutamam ve o gün oraya getirdiğiniz kitapların birçoğu benim de okuma fırsatım oldu ve hayatımda boğuştuğum gerek problemlerle, hayatımızın çözümlemeleriyle alakalı çok gerçekçi şeyler kattı bize. Bir kere en başında bunun için teşekkür etmek isterim sana. Ama tabii ilerleyen zamanlarda seninle dostluk etme fırsatım da oldu. Çok fazla anılar yaşadık. Çok güzel sohbetler ettik. Ve bütün bunların hepsinin şimdi oradaki kitaplarda arkadaşlığımızın ve dostluğumuzun büyük bir anayasası gibi olduğunu düşünüyorum. Ve sana gerçekten çok teşekkür ederim abi. İyi ki varsın. Ben de çok teşekkür ediyorum burada olduğun için. Siz daha nesil olarak bizden bir kuşak aşağıdasınız. Ama bizlerle beraber hemen hemen yakın yakına büyüdük. Birçok değerimizi türküler söyleyerek, türküler çalarak, türkü Türkçeyi de taşır.
Türkçeyi taşırsa vatandır, dil vatandır çünkü. Türküler söyleyerek büyüdük biz. Muhteşem bir köyde büyüdük, yemyeşil bağların içinde büyüdük. Sabah çiğni yemiş üzümleri kütür kütür yiyerek büyüdük. Buzdolabı yapmaz onu. Üzümü koyun buzdolabına, sabah çiğni yemiş üzüm gibi değildir. Bir alın bakın, gidin bir bağa bir salkım sabah beşte üzüm koparı yiyin. Buzdolabındaki üzüm, böyle üzüm gibi değildir. Böyle bir zevk var mı yavrum? Böyle bir zevk yok. Biz o zevkte büyüdük. O cennette büyüdük ve cennetimizi kaybettik. Biz cennetten kovulanlardanız. Bağlarımız bitti. Sevgili dostum İbrahim merhaba. Merhaba. İlk önce seni kutluyorum. İnşallah okuyanın çok olur. Sağ ol. Ben de sözü fazla uzatmadan kısa şey söylemek istiyorum. Hem hayattaki dostum oldun hem de emekte hep beraber dostum oldun. Ve yazmanın seni çok mutlu ettiğini biliyorum. Onun için hep mutlu ol kardeşim. Eyvallah abim benim. Sağ ol. Eyvallah. Oğuz biraz uzun boyludur ama şerefi, haysiyeti, dostluğu boyundan büyüktür. Boyundan da uzundur. Çok teşekkür ediyorum. İbrahim abicim merhaba. Öncelikle bu güzel çalışma için seni tebrik ediyorum. Ha Zafer. Merhaba. Merhaba. Şimdi sosyal medyadaki paylaşımlarını görünce sana telefon açıyordum. Ya İbrahim abi beynimi yap. Acaba bu kitapları okurken 20. sayfaya geldiğimizde en başa dönecek miyiz? Yoksa seni aramamız gerekecek mi? Anlamak için mi? Anlamak... Yok şimdi 20. sayfaya gelene kadar tahmin ediyorum bir iki kere telefon görüşmesi yapacağız seninle. Tabii memnun olurum, ne tamam. Güzel. Dostluğumuz artar çok sık konuşursak zaten. Yoracak mı bu kitaplar bizi? Yok olarak? hiç. Evet biraz belki bir tutam felsefe, bir tutam edebiyat, biraz tarih, biraz toplumsal yaşam, biraz sokak, biraz yol, biraz... Ya şimdi kalbi dedik ya işte Lütfü abinin kitabına bak. Kalbin vuruşunu duyduğunda, kulağını dayadığında, 1000 senelik bir çınara burnunu sokup yarığına kokladığında ondan bir şey anlamıyorsan ya da böyle bir şey yapmamışsan çok şey kaçırmışsınızdır. Önce insan nefesiyle, nefesini üfleyerek hayata değerini verir. Bu yaptığı işte olur, şu ne olur, bu ne olur. Bir çınara gidin, üfleyin nefesini, sonra koklayın. Ondan sonra kokusunu verecektir. Öyle vermeden almak yok, Zafer. Ama zevkle seninle konuşurum tabii. 5 yıl birlikte olduk, 5 yıl birlikte çalıştık meclis üyeliği döneminizde Zafer'le. Diğer arkadaşlarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. İnsan 12 ay askerlik yapar ki bizim zamanımızda 12 aydı. Birbirini unutmaz yıllarca. 5 yıl çalıştığın insanları nasıl unutursun? Hep zaten birbirimizi arıyoruz, konuşuyoruz. İlişkimiz, sevgimiz, saygımız hiç eksilmedi oldu bugün. Çok teşekkür ediyorum. Bütün siyaset yaptığım arkadaşlarıma. Yani meclis üyesi olarak yaptığım arkadaşlarıma. Ayrıca konuklarımla ilgili söyleyeceklerim var. Ona sonra teşekkürümü onun için sona saklıyorum. Başka soru? Buyurun. Buyur Yengeciğim. Merhaba İbrahim. Merhaba Yenge. Çok sevdiğim bir kardeşim. Eşin olsun, çocuklarım olsun. Çok teşekkür çok ederim kitap için. Bir de geçen yılda herhalde kayınpederim için de bir makale yazmıştınız. Evet, öykü. Gazetede, evet, öykü. Onun için gene ayrıyetten çok teşekkür var ediyorum. Var kitapta. Var, daha okuyamadım. Yani yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok iyi bir insansın. Sağ ol. Allah sağ uzun ol. Ömürler, sağlıklı günler nasip eylesin. Neslihan arkadaşımla az önce eşinizle vakit ayırıyor musunuz dediğinizden bu soruyu hemen bir cevap vereyim. Neslihan arkadaşım hiç düşünme. Biz zaten ona gereği kadar toplaşıp, konuşup, sohbet ediyoruz. Yani yalnız bırakmıyoruz. Rahatlatıyorsun bu konuyu. Rahatlatıyoruz lan burada bir iki kere. O yüzden eksik olmayın, sağ olun. Merak etmeyin. Başarılın da çok, devam olsun. Çok teşekkür ederim. Kardeş. Kalbin, gönlün, huzurun, evet. Güzelliğin İbrahim abi kitaplarına da yansımıştır. Biliyorum. Sağ olasın. Eyvallah. Teşekkür ederiz bize bu günleri hatırlattığın için. Çok sağ ol. Hayırlı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ya arkadaşım benden sonra Yasin görev aldı. Mahallemden meclis üyesi, Ortaköy Mahallesi'nden. Şu anda belediye meclisinde.
bizim oturduğumuz sıraya o oturuyor. Dolayısıyla görevini layıkıyla sonuna kadar, bitirene kadar yapacağından, bizden aldığı nöbeti layıkıyla yapacağından kuşkumuz, şüphemiz yoktur. Ben de kendisine kolaylıklar ve başarılar dilerim. Ben de çok teşekkür etmek istiyorum. Kayınpederim demeyeceğim çünkü kendisi sağ olsun beni hiçbir zaman evlatlarından ayırmadı. Öz kızı gibi olarak görüyorum. Bize bıraktığı en güzel miras olarak bu kitabı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Ve ben de söz veriyorum ki bu kitabı edebiyen gerçekten hakkıyla yaşatacağız. İbrahim abi, merhaba. Öncelikle 2019'un Nisan ayı gibiydi, bir ziyaretime gelmiştin. Evet. Dersin. Hafif bir lodos vardı. Lodos vardı. Ne o, güzel bir gündü. O yosun, iyot kokusuyla evet, birlikte bir kahve içmiştik seninle. Evet. Yazdım onu. Evet. Onun tadı hala damamda. Hatta onunla alakalı bir köşe yazısı yapmıştım. Birkaç gün sonrası. Orada bir cümle kullanmıştım. O hala aklımdadır, hiç unutmam. Benden bahsediyorsun tabii orada da. Şöyle diyorsun benim için. Sevgiyi tarih diye biriktiren, saklayan ve geleceğe aktaran bir dost. Ben de o kadar şanslıyım ki senin gibi bir dost biriktirmişim, dostlar biriktirmişim. Çok teşekkür ediyorum bana da yer ayırdığın için. Ben de çok teşekkür ederim. Yani o zaman yaptıkların çok önemliydi, değerliydi. Şimdi sürdürüyor musun? Çok epeydir görüşemedik. Tabii tabii. Tarihle ilgili çalışmalarda. Orada Venedik miydi? Marsilya'dan gelen turnalarla gördük. Senin başa da bunların olduğunu mesela bilmiyorduk. İlk defa ben Servay'dan öğrendim. Etrafını bu kadar ince, dikkatli, tarihine, toprağına değer vererek, denizine, önünde koca bir Marmara var, iç denizimiz var. Günde 4 milyon metreküp atık su giren bir deniz. 4 milyon metreküp. Dolayısıyla bunları düşünmemiz lazım. Yine oraya sarıya sümük önümüzde ağlamasına, onun karşısında bizim de kahve içip keyif yapmamıza çok da keyfimiz olacağını, buna böyle bakacağımızı artık bundan sonra zannetmiyorum. O konuda da bir uyarı niteliğinde cümlem olsun. Artık sanayi tesislerini Marmara'dan biraz daha uzağa mı taşıyacak? Artık denizin kirlenmemesi için su mühendisleri, bu konuda suyla ilgili çalışmalar yapan, çalıştaylar yapan insanlar ne düşünecek? Dünyanın en güzel iç denizine yaptığımız zulmü artık bir kenara bırakmamız, onu bertaraf etmemiz lazım. Hepimiz bu konuda bilinçli olmamız lazım. Elimizi yıkarken, mendilimizi yıkarken belki ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde deterjanı az kullanarak, belki daha az zararlısını kullanarak koskoca iç denizi bereketiyle dört tarafımız denizlerle çevre ama efendim bir türlü de düşmanla çevrilidir. Düşman manasını herkese düşman olduğum olarak açıklanmasın ama biliyorsunuz ki ülkeler arasında dostluk yoktur. Çok öyle dostluktan bahsedemez. Çıkar vardır. Düşman dediğim, hadi öyle söyleyelim. Düşman belki bir ağır itham edici bir şey olacak. Ama dikkat etmemiz lazım. Taşımızın, toprağımızın, ormanlarımızın, denizlerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Gökyüzünde kocaman bir kara delikle yaşıyor artık dünya. Bizi yaradan o kara delikten bakıp yüzümüze tükürecek en sonunda yani. Bunları düşünmemiz lazım. Söylemek istedim bunları seninle birlikte. O gün keyif almıştık ama bugün Marmara'nın karşısında kahvemi içerken aynı keyfi alamıyorum. Oksijensiz bir deniz, nefessiz bir deniz, nefes alamayan tükenmiş bir Marmara var önümde. O keyfi alamıyorum. İbrahim abi, mikrofon bende bu arada, gözlerle. Ya ışıklardan şey yapamıyorum. Hayırlı olsun, şehrimize kazandırdığın bu iki değer. İnşallah daha nicelerini senin kaleminden okumak kısmet olur. Az önce Serbay bahsederken öykünde isminin geçtiğinden bahsetti. Onun ne kadar keyifli bir duygu olduğunu ben Ali Albin'in kitaplarından biliyorum. Her kitapta en azından bir kamil öyküsü vardır. Bu söyleşiler serisi de bu dönem içerisinde ilki Ali Gülcü söyleşisiyle başlamıştı Silivri Belediyesi bünyesinde. Evet. O zaman ben sahnede olabilme şansına sahiptim moderatör olarak. Bugün üstlendiğim görevden dolayı
sahnede olamayışımı biraz da kıskançlıkla karşılıyorum aslında ama. Ama yani bir görevim neyse ki var. Ali abi çok aynı şekilde, çok güzel bir şekilde devam ediyor. Keyifli. Öyle mi gerçekten? Kesinlikle yani, öyle. İlk önce böyle elim ayağım titriyor. Öyle. Ondan sonra bir ısınma. Ondan sonra Gülfah abi iki de çok güzel. Bir şeye dikkat edin, ışık kalıyor ya. Acaba nasıl görmüyoruz ha? Dar dövmek giymiş gelmiş. Şimdi oradan pişman olduk fotoğraflara var. Hakikaten öyle yani. Gayet keyifli, son derece. Normal bir çay bahçesinde karşılıklı hep beraber sohbet ediyormuş gibi bir hissiyatla gidiyor. Çok mutlu oluyorum. Kent konseyi olarak da başarılarınızın devamını diliyoruz ve işte dedim ya, kıskanıyorum sahnede olamayışımı. Ama kent konseyi bünyesinde de belki böyle bir söyleşi programları başlatacağız inşallah. O süreçte uygun olduğun takdirde seni de misafir etmek isteriz. Belki orada moderatörlüğü de yapabilirim o zaman. En azından bu hasretimle son bulmuş olur. Ben başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Sizin de sosyal araştırmalar manasında yaptığınız çalışmaları hiç kimse görmezden gelemez, inkar edemez. Çok kıymetli, çok değerli çalışmalar bunlar. İlçemize kalacak. Ayak izleri. Onların üstüne basıp yürüyeceğiz. Nasıl ki Lütfü abilerin, Erdal hocaların, Hulusilerimizden önce bizim önümüzde ayak izleri vardı. Biz de cesaretle onlara basma ihtiyacı duyduk. Öyle yürüdük, yönsedik, yönümüzü döndük. Yazarlar, yine söylemiştim daha önce, söylemek ihtiyacı duyuyorum. Yazarlar, yazan insanlar, sanatla uğraşanlar, bu konuda büyük emek veren insanlar Samanyolu gibidir. Ona bakarsın yönünü bulursun, ona bakarsın için kışır, ona bakarsın onunla yönünü, güzel tarafı görürsün, nereye yürüyeceğini görürsün. Dolayısıyla senin yaptıkların da çok önemli ve çok güzel işlerdi. Ben de o anlamda sana teşekkür ediyorum. Çok güzel. Çok güzel. Bir sonraki aşama Ortaköy olacak. Orada da yine seni rahatlıkla. Elbette. Seve seve. Şeref duyarım. Sağ ol Kamil. Çok teşekkür ederim. Ben de. Evet. Ben yüz yüze bakmayı seviyorum konuşurken. Önce sizi tebrik ediyorum. Kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Sizi demem yanlış tabii. Çünkü Boyacı Bayırı'ndaki dükkan da ben tanıdım İbrahim'i. O günden bugüne neyse artırarak, geliştirerek bugüne geldi. Bugünkü başarısı asla tesadüf değil. Hatta gecikmiş bir başarı olarak görüyorum. Aslında seni dinlerken kitabını okuyormuşum gibi geldi. Zaten kitabını okurken de onunla sohbet ediyormuşum gibi geliyordu hep. Hakikaten öyle. Ne varsa içinde hepsini yazıyor. Bütün o heyecanı, tutkusu, mücadelesi, öfkesi yazısına yansıyor ve tabii ki sohbetine. Dolayısıyla bizim çok keyif aldığımız, sohbetine çok keyif aldığımız bir dostumuz. Dostu dost olarak tarif eden bir cümle kurulursa onun adı İbrahim Çeşmecioğlu'dur. Yalnız son hafta gazetede çıkan bir yazını okudum. Seni bilirim ama biraz farklı bir karamsarlık gördüm yazında. Evet. Eşitliğe dair bir karamsarlık vardı. Demiştin ki evet hepimiz eşit olacağız ama toprağın altında demiştin. Evet. Boşuna mı çekildi bu bunca? Onu başka anlamda söyledim. Söyleyeceğim, sen devam et. İtirazımı ben söyleyeyim yine sana, her zaman sohbetimizde yaptığımız gibi. Boşuna mı çekildi bunca acılar? Bence boşuna değil. Evet, ne kadar yaklaşabilirsek eşitliğe, özgürlüğe, kardeşliğe, barışımıza o kadar iyi olacağız diye düşünenlerdeniz. Karamsarlığı sağlayacak birçok şey var biliyorum. Bunu ara ara söylediniz. Peki, seni heyecanlandıran bir şey yok mu bu ülkede ya? Var tabi, olmaz mı? Ben yani, onları istersen sen söyle. Ama baştan söyledim, ben Yaşar Kemal gibi insandan umudunu kesmeyenlerdenim. Asla insandan umudunu kesmem. Ama ben bunları söylemezsem aydın sorumluluğunu yerine getirmemiş gibi, kendimi eksik gibi hissediyorum. Bu ülkede bunlar var mı? Var. Bunlar söylenmeli, ders alınmalı, düzeltilmeli. Biri bunları söyleme cesaretinde bulunmalı. Eğer bunlar söylemezse
hacı yapmaz gibi üstüne yatılsın, örtülsün, halının altına süpürülsün diye beklenmemeli. Çok acılar çekildi, çok birbirimizi anlayamadık. Artık gönül gönüle durmanın, aynı sofraları paylaşmanın zamanıdır, dönemidir. O geldi, oraya geldik, dayandık diye söylüyorum. Yoksa tabiat bir gün depremle yapacak bunu, selle yapacak bir günü bunu, belki insan soyu yok olacak. Kendini doğa, tabiat tekrar devam ettirecek. İş oraya gelsin istemiyorum. Bu önemli ve yüksek bir sorumluluktur. Bunu hissediyorum, bu acıyı hissediyorum içinde. İnsanlara bunu söylemezsem neden okuyorum, neden yazıyorum, neden bilgileniyorum, neden öğrenmeye çalışıyorum, neden yarasa gibi sabahlara kadar kitabın başında okuyorum ben, niçin bunları söylemeyeyim? Söyleyeceğim ama umut var ki, umut en son ölür. Umut ölmez, umutu öldüremezsin. Umutla ilgili endişem yok. Ama bunları söylemem lazım. Bunları okuyorum çünkü biliyorum. Yani bu Marmara'nın kirleneceğini 10 yıl önceden su altıyla ilgili çalışan resipler koyalım dedim. Meclis üyesiyken bir planım vardı. Sayın Başkan'a dönemin özel ışıkları söylemiştim. Şuraya dedim ki başkanım, işte kalitesi arttırılmış betonlar, burada arabalar falan atıyorlar denize. Dolayısıyla orada bir habitat oluşuyor. Deniz canlıları yürüyor. Etrafında balık yürüyor, balık çoğalıyor. Balık çeşitliliğin çoğalması denize kıyısı olan bir Silivri için yüz akıdır, güzel bir şeydir. Taze bulma, balık bulma umudun artacak, balık lokantalarına taze balık gidecek, defrizden falan olmayacak, bu hemen denizden gelecek. Almaya gelenler balık alabilecek falan diye işte burada öyle bir proje üretmek için uğraştım. Bakanlığı aradık. İşte pilot uygulamalar vardı Türkiye'de, Mersin gibi. Zannediyorum Ege'de bir yer. Onlara ulaştık. Fakat olmadı. Gerçekleştiremedik. Çeşitli sebeplerle. Şimdi bunu anlatırsak uzun sürecek işler bunlar. Yani uzun bir sohbetin mevzuu. Dolayısıyla yapamadık. Onun için bütün önemli, bütün büyük medeniyetler deniz kenarında kurulmuştur. Bakın Roma'ya, bakın Mısır'a, bakın Yunan'a, hepsi deniz kenarında, su kenarında. Yılan bile suya koşarken biz suyun kıymetini nasıl bilmeyiz arkadaş? Deniz kıyısında oturuyoruz, yerken sporu yapmıyoruz. Silivri sporu öneriyorum, başkanım burada mı? Yapsın yerken sporunu. Durumu, hali iyi olanlardan para alsın, parayla öğretsin. Kendi çocuklarına da parasız yapsın bunu mesela, ne kadar güzel. Denizden faydalanamıyoruz yeterince gibi. Hem kirletiyoruz, hem faydalanamıyoruz. Hem getirip bütün sanayi tesislerimizi denizin dibine yapıyoruz. Almanya'da bunu yaptırmıyorlar sevgili Süheyl abim. Ne yapıyor? Senin paran var diyor, sermaye sahibisin. Git dağ, eş, dağ, o verimsiz kıraç toprağı yap. Ne diye şimdi birinci sınıf tarım arazisine getirip löp diye 5 katlı binayı koyuyorsun, burada üretim yapıyorsun. Kimyasalları Marmara'ya salıyorsun falan falan. Yani bunu çok uzun konuşmak lazım ama ben senin umudun var, umudum ondan var. Ama doğa bizi, tabiat bizi buraya getirmeden, artık seller basmadan, kaos olmadan, dünyanın bize tahammülü kalmadan, tahammülsüz hale gelmeden kurtarmak için söylüyorum. Cehir cehir ormanlarımız yandı. Yandım, sabahlara kadar yandım. Yanmayan var mı içinizde? Yandım sabahlara kadar ormanlarımız yanarken. O hayvanların resimlerini bakamadım, ne televizyonda ne gazetelerde. Can onlar. O canları kaybettik. Bunun için uğraşmak, bunun için söz söylemek, bunun için rafine düşünceler, konservatif düşünceler ortaya koymak, düşünüp bunları anlatmak bizim görevimizdir. Aydın olmanın görevidir. Birinci derecede görevidir. Ama umut hep sağ elimde. Umutsuz olmaz. Silivri Sanat Platformu olarak sanatçıya, sanata, kültüre destekleriniz için her türlü ön yargıdan uzak güzel çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Silivri Sanat Platformu. Ömer abi, canım abim, sevgili abim, tek sözümle hiç kırmadan Kadir Şinas insandır. Fotoğrafını kitabım için verdi. Hiç ve çok sevdiğim fotoğrafı. Dediğim gibi konseptle demeyelim. Erdal hocam burada olsa çok kızardı. Yani içerikle buluşmadığı için, resim birbirini örtmediği için koyamadık. O fotoğrafı üzüldüm. Aklımda kaldı hakikaten. İnşallah, dilerim öyle bir yapıtımız olur, çalışmamız olur, kullanırız. Sanat platformuna ve sen değerli abime çok teşekkür ediyorum. İbrahim abi,
İbrahim Bey'e yazdığı kitapları okumak için çok heyecanlıyorum. Öncelikle siz bizim sergilerimize, etkinliklerimize gelmediğiniz zaman üzüntü ve eksik buluyoruz. Bizim için çok değerlisiniz. Çok yorumlarınız, düşünceleriniz. Silivri için çok büyük değersiniz. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Heyecanla da okuyacağım kitapları. Çok teşekkür ederim. Ben de kendimi... Analizleriniz de çok değerlisiniz. Yaptığınız eserlerimize yazdığınız yorumlar da çok değerlisiniz. İnsan olarak çok değerlisiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben, siz de çok iyi bir arkadaşım, dostumsunuz. Sanat olarak her zaman öndesiniz, uğraşıyorsunuz. Seni yıllardır yapıyorsunuz. Yılmadan, yüksünmeden yapıyorsunuz bunu değerli arkadaşım. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Uğraşların, emeklerin için. Sanatla bu ülkeyi yüceltme çabalarına şükran duyuyorum. Sağ ol. Ben bitişte şey yapacağım için sohbette başka söz almak isteyen olur diye. Son olarak ben İbrahim abi söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, son sözü. Siz İbrahim abi öncesinde konuşmak istersiniz yoksa daha sonra? Bitişte de konuşayım ben İbrahim abinin. Peki. Merhabalar hepinize. Efendim bugün Silivri Belediyesi olarak bir gönül sofrasına, imza söyleşi günü değil, gönül sofrasında dertlerin, sevginin, umudun, güzelliklerin paylaşıldığı, dostların bir arada olduğu çok samimi, keyifli bir ortamdı benim için de. Tüm katılımcılarımıza, İbrahim abim adına çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kal demek istemiyorum. Kitabınız hayırlı uğurlu olsun efendim. Okuyucusu bol olsun. Ben de şunu söylemek istiyorum. Böyle belli bir jenerasyon var, belli bir yaş grubu var böyle dostlar ağırlıkta olunca. Belki bizim de üzerimize düşen görev şu olsun ki imzanızla birlikte evet herkes için çok değerli olacak ama Z kuşağına bütün bu umudu, derdi, sevgiyi, farkındalıkları aktarabilmek adına hepimiz kendimize bir görev edinelim ki bir çocuğa okutturalım mutlaka. Değil mi? Evet. İbrahim abi, katılıyorsanız yani burada bütün bu İbrahim abinin kitabını alacak, değerini bilen tüm sevdikleri, sevenleri lütfen bir çocuğa okutmak adına kendine görev edilirse ben de bunu rica etmiş olayım. Hepinize tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Başkanımın da teşekkürü bitiminde arz etmek istiyorum İbrahim abi. Kapanış olarak. Evet. Şimdi Ali ile konuşurken ve sizlerle konuşurken söyleşinin sonunda neler söyleyebilirim demek istedim. Bunca insanın uzaktan yakından köylerden, İstanbul'dan gelen bir sürü arkadaşımı görüyorum, bir sürü dostumu görüyorum. Hakikaten bizimle söyleşide buluştukları için, buraya kadar geldikleri için hepinize çok teşekkürler ediyorum. Bir de Şeyh Galip'in çok güzel bir veda cümlesi vardır. O tekil söylemiş, karşısındaki her söylemiş ama ben onu çoğaltarak sizlere söylemek istiyorum. Diyor ki, hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsiniz siz. Türkçesi de şu, İyi bakın kendinize, alemin özüsünüz siz. Yağmurlu bir günde bir araya geldik. Keyifli ve samimi sohbet olduğunu düşünüyorum ben. Beni davet ettiğin için, bu zaman dilimi benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim abi. Ben de sana çok teşekkür ederim. Katılan herkesin ayağına sağlık. Başka söyleşilerde görüşmek üzere. Başarılı devam ediyoruz. Belediye Başkanım adına, günün anısına. Ön tarafa rica edebilir miyim? Her ikiniz de sevgili Ali Gülce ve İbrahim Ağabey. Tabii ki, lütfen. Ben de Belediye Başkanımıza, çalışanlara, burada o emek veren arkadaşlarımıza, sanatın, kültürün, toplumun içerisine, toplumun hücrelerine girmek için çaba harcayan bütün arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Pardon. Şimdi biz şöyle yapsak ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eşimi davet edeyim ben. Evet. Sizi değil mi? Yalnızlığına baş başa yaptım dediniz ama o kadar çok şeyden vazgeçmiş ki kütüphane ortamı bile yaratmak için. Hayat arkadaşınız, eşiniz. Lütfen buyurun. Neslihan Hanımcığım.
Gracias.
eskilere götürdün ki bize razı olsun. Karışız aklımıza gelin. Biraz çiçeğimiz geç geldi. Geç geldi. Olsun. Tamam. Olsun. Zamansız geldi, çiçek kaldı. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Başarılarla devam edelim. Sağ ol. Teşekkür ederim kendime. Tekrar tebrik ediyorum. Abiciğim sağ ol. Çok teşekkür ederim. Mutlu ettim. Sağ ol. Sağ ol. Göreyim ben. Oraya koyabilirsiniz. Evet. Oldu mu? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Önce biz kendi bölümümüzü anlattık. Doğrusu. Şimdi maskeden. Yeah.
Kaydı tamamlıyor artık.